değil. Vatandaşların değil iliklerine yani. Kadar ayak pahalılığı var ama iliklerine kadar hissettiği senin var. Hissetmediği senin Sırça Köşkü'nde yaşayıp dünyanın her yerinde Uganda'yı, Almanya'yı, var. Berlin'i, Wisconsin'i bu ülkenin vatandaşına sen bu ülkenin vatandaşına sen diyorsun ki bile hayat zaten dünyada pahalı ya. Siz de aç yaşayın diyorsun. Yok Avrupa'da Almanya'da bırak öyle bir şey yoktu. Şimdi benim gördüğüm zannediyorum Ipsos'un incelemesinde her 4 çalışandan 3'ü Türkiye Cumhuriyeti'nde hayat pahalılığından ve özellikle enflasyonla birlikte elektrik faturalarından ciddi şekilde şikayetçi. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Yani bu elektrik işi hakikaten Türk milletinin başına dert oldu. Peşinden doğalgaz faturaları geliyor. İnsanların gönderdiği faturaların hepsi gerçek. Hiçbirisi abartılı değil. Olağan kullanımlar. Isparta sistemin tam sınıfta kaldığı bir örnektir size söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti ki 81 vilayetiyle üniter yapıdadır. Çok da kar yağışı görür. Çünkü elektrik iletimi ayrı koldan sağlanır. Dağıtımı ayrı koldan zannediyorum. Orası da Isparta bu şekilde. Fakat yollarıyla bu elektrik dağıtım ve iletimi sistemiyle tam anlamıyla sınıfta kalmış. Bunun yükü anladığımız kadarıyla vali üzerine bırakılıyor. Tabii vali üzerine bırakmak suretiyle bunun bedeli ödenmez. Çünkü 3 gün süreyle Isparta'da insanlar isyanda, soğuk tavan yapmış. Elektrik kesildiği için kombi yakamadılar. Su vardır, hepsi ona bağlıdır. Yani bunun bedelini birileri ödemeli yoksa sadece Isparta valisinin üzerine yıkmak suretiyle çünkü Isparta valisinden bu fatura kesilmiş. Şu anda öyle anlaşılıyor. Hastalandı diye hiç kimse yalnız bırakılıp da efendim seni alalım merkez valisini gönderelim demezler. Ama bu sadece Isparta valisinin üzerinden kalacak bir iş değil. Çünkü 450-500 bin kişiden söz ediyorsunuz. İnsan yani ibretle izledi herkes. Yani orada ciddi bir sıkıntı var. O ciddi sıkıntının kaynağı ulaşılamayan yollar, açılamayan yollar işte o elektrik kesintisi denmez buna. Yani hatta ben suç var mı yok mu diye de Türk Ceza Kanunu'na baktım. Dedim ki ya bu kadar acil bir ihtiyaç sağlanamıyorsa, verilemiyorsa çünkü bazı yerlere ya götürülemedi bir şey olmuş yani. Bir sıkıntı var, bir sorun var. Yani 3 gün kar yağdı diye bir sistem böyle sınıfta kalabilir mi? Elektrik direkleri yıkıldı. Böyle bir şey var direkt yıkıldı. Gidip orada sen vatandaşa neyi anlatacaksın? Neyin 21. yüzyılın 3. 10 yılından bahsediyorsun? Isparta. Bahsettiğin yer Isparta. Yani böyle bir çok acayip ücra ulaşılmaz bir yer değil. Sınıfta kaldın orada. Vatandaş da bedelini ödedin. Bir de üzerine de elektrik faturası gönderiyorsun. Öde diye. Yani elektrik firmalarını zengin ettiler zaten. Ben size söyleyeyim. Şimdi hakikaten hiç kimse bunun üzerine örtmeyin. %100 herkesin konutlarını söylüyorum. Faturası arttı. Altında ilk yok. Yani bir ay önce 100 lira gelene 200 lira, 500 lira gelene 1000, 1000 lira gelene 2000, 2000 lira gelene 4000 lira geldi. Böyle bir şekil yok. Dünyanın hiçbir yerinde bir yılda mazota %134 zam yok kardeşim. Yok ya. Kimse kimseyi kandırmasın. Ne kandırıyoruz birbirimizi? Böyle bir şey yok. Ya istediğin yerden ülkeden örnek verelim. İstersen Mozambik'i ver. Yok böyle bir örnek. %134 zam yok. %134 zam yok. %134 zam değil. Ben size söyleyeyim. Yani şöyle hani ya. Birileri dedi ki kardeşim dedi. Kardeşim yok, dedi bak şuradan ben, şuradan güzel güzel bir güzel bir örnek buldum tabii. O kadar çok olunca onların hepsine bir zaman şimdi arkadaşlar. Ya bu ülkede döviz 7.2 idi 8.5 oldu 9 oldu 9.5 oldu 10 oldu. 13.5 14'e gelince kıyamet koptu. 5 günde 18-18.5'a geldi. Sonra bir şekilde düştü, düşürüldü 13.5 14'e biz halay çektik. Ondan sonra şu söylendi, denildi ki merak etmeyin. Döviz kontrol altında, hiçbir şey kontrol altına aldığın yok. Çünkü ölümü gösterip sıtmaya razı ettin. Şuradan örnek dolar 18.5 TL iken bir depo 650 Türk lirasına doluyordu. 13.40 TL iken bir depo 1050 yarın neye dolacağı belli değil. Türk lirasına doluyor. Böyle bir saçmalık var mı? Şimdi saçma gelmiyor mu size? Siz böyle mi enflasyonu kontrol altına alacaksınız? Nasıl kontrol altına alacaksınız? Kim kimi kandırıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi var biraz sonra Cem Bey'i de dinliyorum ben. Enflasyon oranları.
9 ülke var. İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, İtalya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Hollanda topluyorsun. 37,6. TÜİK'in ilan ettiği 48,69. Türkiye Cumhuriyeti'nin enflasyon. Enak grubunun ilan ettiği %115,17. Bak 9 ülkeyi Enak topluyorsun. Ya, Enak resmi bak, bir kurum mu ya? 9 ülkeyi topluyorsun. TÜİK'ten gidiyorum. Enak'tan gitmiyorum. O 9 ülkenin toplamını... Ya senin altında kalıyor 37,6 toplam o 9 ülkenin enflasyonu. Sen TÜİK üzerinden yaptığın açıklamada %48,69. Yani böyle bir şey var mı? Biz ne yaptık? Dedik ki kardeşim Eylül ayında bu Merkez Bankası politika faizlerini düşürecek. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Gördük şimdi faiz sebep. O zaman dedik ki enflasyonu sıfırla 5'e indirdi. O zaman faizi enflasyonda %5'e düştü. Oldu mu? Olmadı. Bugün millet kredi arıyor, kredide sorun var. Teminat istiyor, canını istiyor, her şeyini istiyor. Bulup veremiyorsun. Şimdi biz hani üretimi artıracaktık. Doğal gaz kısıyorsun üretim merkezlerine. Bunlar nasıl ucuz enerji bulup da Türkiye Cumhuriyeti'nin tek avantajlı yanı işçi gücünün ucuz olması. Onun dışında her şey pahalı. Neyle sen rekabet edeceksin? Yani İran doğalgazı kesintisiyle üreteceksin? Sanayideki o iki gün şu an kesim, yok ama. Bakın şöyle söyleyeyim size. Ay çoğu bitti onun çoğu. Şimdi, tamam. Hayır hayır tamam şimdi, 2-3 gün şimdi, böyle verileme kesin. Ben bir devam şey edebilir yani. Miyim? Ben biraz sonra Ümit Dikbayır'a da geleceğim. Benim elimde 22 kalem mal üzerinden bunların hepsi hepimizin kullanması, tüketmesi insani olarak malzemeler. Ekmek, makarna, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, kaşar peyniri, şeker, ayçiçek yağı, çay, un, yoğurt, yumurta, çocuk maması, tereyağı, çocuk bezi, nohut, kuru fasulye, bulgur, mercimek, pirinç, tuz, 4 adet de poşet. Zaten fiyatı değişmeyen tek ürün o. Arkadaşlar, 30'a 11 2020 tarihinde bu 22 kalemi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir marketten 415 liraya alıyormuşsun. 27 11 2021'de 627 liraya alıyorsun. %51 artmış. Durmuş mu? Hani birileri dedi ki Cem Bey de orada karşımda. Aralık'ta düşecek merak etme. Ocak'ta düşecek. Oralık'ta, Şubat'ta düşecek. Şey hatta külliyede bir profesör demedim. Arkadaş çıktı dedi ki negatif enflasyonu göreceksiniz Ocak ama ayında. Ama Cem Aralık'ta Mart ayı hayır ya. Mart ya. Bak kardeşim ne olmuş? Nisan Mayıs'ta düşecek. Bir saniye. Arkadaşlar bize söyledi. Nisan Mayıs'ta düşecek. Tabii tabii o geldi mi o şeye gideriz. Hayır öyle söyledi. Temmuz Ağustos'a gideriz. Gene başladın 4 kişilik aile fakir gariban edebiyatı yapmayı bırak. Bu fakir gariban edebiyatı değil. Vatandaşların değil iliklerine yani. Kadar hayat pahalılığı var ama iliklerine kadar hissettiği senin var. Hissetmediğin senin sırça köşkütüne yaşayıp dünyanın her yerinde Uganda'yı, Almanya'yı, var. Berlin'i, Wisconsin'i bu ülkenin vatandaşına sen bu ülkenin vatandaşına sen diyorsun ki hayat zaten dünyada pahalı siz de aç yaşayın diyorsun. Avrupa'da Almanya'da bırak öyle bir şey yok. Bak benim önümde ya onlar sana göre donla dolaşıyor kardeşim. Sen gerçek ötesi yaşıyorsun. Sen bu ülkenin bu millet insanın ne yaşadığının yok. Farkında değilsin ya da farkındasın da sen milleti yutturmaya çalışıyorsun. Hayır sen böyle abartıyorsun. Böyle hiçbir abartı yok. Bak bunların ya. Hepsi tek. Ya yüksek, gel, yüksek. Al vereyim sana okusana ya şunları. Ben biliyorum bak da kardeşim. Türkiye'de insanların maaşı bak kardeşim bir saniye bir saniye. Bir haftada var Türkiye'de bak, ya. Bak 22 kalem malı 28 Ocak millet duysun. 2022 tarihinde market alışverişi 705,45 Türk lirasına alabiliyormuşsun. 28 Ocak. Ya gelmişiz. O senin 5 Şubat 2022 tarihine bir haftalık artış Kübra Hanım %6. Hangi ayın artışı 745. Hangi Şubat 5 Şubat ya, kardeşim. Şubat ya, kardeşim Şubat senin enflasyonu düşecek hayır. Dediğin zamanda fiyatlar yazlık, almış başını yazlık gidiyor. Meyveyi de ona katıyorsun. Dur daha bitmedi. Katıyorsun. Daha dur en daha bitmedi. Şeyi de katıyorsun. 27-11-2021 tarihinde 627.44 Türk lirası olan 2 ay 10 günde 70 günde marketler de var. %19 artmış 70 günde. Cem sen neyi anlatıyorsun? Sen gel bu milletten örnek ver. İspartalı'nın yaşadığına bak. İstanbul'daki insanın yaşadığına bak. Emeklinin 2500 lirayla alım gücüne bak. 2500 CHP'yi eleştirmiyorsun ama. Bak, onları bak, eleştirmiyorsun sen yolda otobüs kaldığında. Sen şimdi konuyu saptırıyorsun. Senin klasik yaptığın yöntem milletin ama. Derdine deva olmak değil. Ay, milletin hocam. Derdini hayır, ortaya koymak sen değil. Abartıp oradan buradan örnekler vermek söylüyorum. Onun üstüne artık sen başka bir şey yapıyorsun. Ben çare söylüyorum. Milleti de gıcık ediyorsun. Sen çare söylüyorsun. Sen sadece moral bozuyorsun.